Tüm fotoğraf tutkunları izleyicileri merhaba. Yine Lefkoşa'dayız, Selimiye Meydanı'ndayız. Fakat bu hafta çok özel bir konuğumuz var. Türkiye'de moda ve reklam fotoğrafçılığı denince akla gelen ilk isimlerden İstanbul'da yaşayan Kıbrıslı Türk sanatçı Hasan Hüseyin. Belki de Selimiye Meydanı'nda sahibi olduğu Sabor Restorant'ta onunla karşılaştınız veya tanıştınız. Hatta Sabor'a gitmişseniz onun duvarlarda asılı devasa boyutlardaki fotoğraflarını muhakkak gördünüz. Evet, bu ünlü ama o kadar da mütevazi konuğumu hep birlikte tanıyalım. Sevgili Hasan Hüseyin, hoş geldiniz. Merhaba Ketçen. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Sağ ol. Biraz heyecanlıyım. Şey değil. Dördüncü programım ve ilk defa sanırım senin kadar ünlü bir fotoğrafçıyı ağırlıyorum. Sanırım seni tanıyan, birazcık bile tanıyan birisi çok mütevazi ve sempatik biri olduğunu söyleyebilir. Kendimiz olmamız lazım. Evet. Peki sen nasıl bir karaktersin? Bunu beni tanıyanlar bilir. Bunu seni tanıyanlar bilir. Yani ben hep şeyi düşünmüşümdür. Bu kadar ünlü oluşunda tabii ki çok iyi bir fotoğrafçı olduğunun etkisi vardır. Ama ben düşünüyorum ki senin kişiliğinin de bunda büyük ben bir etkisi var. Ben biraz perfectionist bir insanım. Bunun etkisi yani var mı sence benim düşündüğüm gibi? Yaptığım işleri mükemmel yapmayı severim. En iyi şekilde. Kimseyi incitmeden, kimseye kötü olmadan. Yardımcı olmayı severim. Kendimi çok iyi tanırım. Olanaklarımı bilirim. Elimden gelen şeyleri her türlü en iyi avantajına geçirmeye çalışırım. Tabii ki küçük yaştan beri de fotoğrafa merakım olduğu için, çizim yaptığım için o yana doğru kaydım tabii ki ama ben çok çalışmayı seven bir insanım. Çok çalışmayı seven birisi. İşkoliyim, biraz deliyim. Peki, o konuda. Peki sempatikliğinin bu konuda etkisi var mı sence? Bilmiyorum, herhalde o ayrı gelir. Güler yüzlülüğünü. O ayrı gelir. Babam çok gülerdi. Babam, sen de çok gülüyorsun. Onun için baktım ki gerçekten gülerken insanlara karşı çok daha güzel bir karşılık alabilirsin. Evet. Ve yani güzel bir şey gülmek. Bence evet. Gençliğin sırrının biri de odur zaten. Aslında yani. Sen de kovasın benim gibi. Evet. Sanırım kovalar çok gülmeyi seviyor. Bilmem. Eğitimini sanat fotoğrafçılığı üzerine ben, aldın. Ben İngiltere'de tabii evet. ki reklam ve moda üzerine 3 sene okudum ve ayrıca asistanlık da yaptım bir sürü farklı fotoğrafçılara. Evet. Gerçek temelini orada kazandım diyebilirim. Öyle mi karar verdin fotoğrafçı olmaya? Vallahi ben ilk nasıl karar verdin fotoğrafçı olmaya? Ben ilk matematikçi olacaktım. Matematikçi olacaktın. Evet. Çok zıt şeyler bunlar. Evet, hatta ilk düşündüğüm mesleklerden biri iç mimarlıktı. Evet. Küçük yaştan beri çiziyordum zaten. Tabii dedim mimar olayım mı olmayayım mı? Yani hep binaları hep yani sevdim matematikçi esas. Yani matematikçi derken mimarlığı mı düşünmüştünüz? Tabii ki ilk zamanlarda küçükken öyleydi. Tabii aklımdan astronot geçti ama. Nasıl fotoğrafçılığa yöneldiniz? Şimdi Kıbrıs'ın astronot olması tabii ki biraz zor olabilir. Biraz zaten da mantık, biraz da mantık geliştirdim orada zaten. Şimdi nasıl ben, fotoğrafçılığı seçtiniz peki? İşte ben küçük yaşlarda tabii bizim mesleğimizden yani bizim sektörümüzden hiçbir Türk yoktu zaten. Yani hatta Kıbrıs'ların hiçbiri öyle bir moda fotoğraf diye bir şey anlamazdı, bilmezlerdi zaten. Ben karar verdiğimde kaç yaşındaydım? 18 yaşındaydım. 18 yaşında karar o da verdim. 1900... Ben bir yerde okumuştum 14 yaşlarında. 14 ama fotoğrafçı meslek olarak. Meslek ben olarak. Ben hobi, hobi olarak 13-14 yaşında başladım. Ve fotoğrafçılığa. Evet. Karanlık oda olarak bizim banyoyu kullanıyordum zaten. Kapatıyordum. Öyle mi? Kimyalar, mimyalar. Ben 14 yaşında ilk baskılarımı yapıyordum. Peki ailen nasıl karşıladı bu ilgini? Yani ilk etapta tabii merak olunca, hobi olunca yapıyorsun zaten. Yapıyorsun. Peki 18 yaşında. Ben çok inatçıyım. Yaşında. Ben kimseyi dinlemem zaten. Dinlemezsin evet. Hiçbir İnatçısın. Zaman dinlemedim. Bağımsız, özgür. Küçücük yaştan beri. Tam tipik bir kova. Aynen öyle. Yani biri bana bir zıt geldi mi yani hiç çekemem. Onun için kendi dünyamda, kendi her şeyimi kendim yaratmak istiyorum. Evet. Peki 18 yaşından devam edebilir evet. miyiz fotoğrafçılığa şimdi, attığın ilk adımda? Tabii. Yani dedim ya hobi olarak çekiyordum. Ondan sonra bir anda tabii üniversiteye gidecektim matematik okumak için. Baktım dedim ki muhasebe falan bir şey yaparım herhalde eninde sonunda dedim eğer matematik okursam. Çok sıkıcı olurdu zaten hiç sana uymazdı. O zamanlar çok fazla meslekler bu kadar geniş değildi yani. Evet. Ancak ne olurdun bir doktor olurdun, dişçi olurdun, muhasebeci olurdun falan filan. İşte geçerli Kıbrıslı meslekler bunlardı zaten zamanında. Ben dedim yok dedim ben moda fotoğrafçısı olacağım. Zaten annem babam ne anlar bu işten hatta herhangi bir Kıbrıslı ne anlardı bu işten yani. Evet. Onun için
Annem de yok oğlum dedi, git doğru dürüst bir iş yap falan filan. Onlar sanırlar ki bir dükkan açacağım. Evet. Yok dedim, ben moda fotoğrafçısı olacağım ve işte direkt. Yani fotoğrafçılığa ilk başladığında moda fotoğrafçılığı olarak başladın. Tabii ki. Kafandaki oydu. Tabii 18 yaşında ne olmak istediğimi biliyordum. Aha, peki neden moda fotoğrafçılığını seçtin? Bilmiyorum. Hem fotoğrafı seviyordum, hem kadınları seviyordum. Hadi. Belki yeni yeni gelişiyordum o durum o zamanlarda. Onun evet, için, kadınların fotoğrafını dedim, çekmek iyi için. Olurdu yani. İyi olurdu. Peki ilk hiç fotoğrafını çektiğin bir kadına ilgi duydun mu veya aşık oldun mu? Yok, fotoğraf çektiğim bir kadına hiç aşık olmadım. Hiç aşık olmadım. Çünkü yani ilk zamanlarda tabii gördüğün o güzel kadınları tabii ki çok ilgini çekiyor. Tanışmak istersin. Hatta genç yaşlarda evet bununla nasıl tanışıyorum falan filan. Yani esas fotoğrafçılık iyi bir bahane oluyor çoğu zaman. Özellikle bugünlerde herkes öyle şeyleri kullanabiliyorlar ama benim amacım esas birebir moda fotoğrafçısı olmaktı. Evet. Ama tabii meslek içinde bir sürü güzel kadınlarla tanışıyorsun. O yönde avantaj olabiliyor diyeyim. Evet, ama hiç ben hiçbirini öyle bir kadına öyle aşık olmadım. Fotoğrafını çektiğim bir çok kadına çekici aşık olmadım. Tabii çok çekici olanlar oldu yani. Yani ve ilgi duyduğun oldu diyebiliriz. Kesinlikle. Evet. Ama aşk başka bir şey. Yani bin tane manken çektiysen bugüne kadar yani aralarında bir 50 tane gerçekten öyle ilgi duyduğun olmuş, olmuştur. Ama çoğu evet. zaman iş olarak bakıyorsun. Evet. Peki senin için dünya sadece Türkiye'de değil, dünyada da moda fotoğrafçılığı denince ilk akla gelen isimlerden biri deniyor. Peki bu ünü nasıl kazandın? Nasıl bu kadar ünlü oldun? Bilmiyorum, o kadar ünlü miyim emin değilim ama. Bilmiyorum, bir yerde öyle okumuştum. İnsanlar Türkiye'de yazıyorlar, yazılan yani. Bir yazıda sadece diyor Türkiye'de burası, değil dünyada da ünlü bir fotoğrafçı. Bunu söyleyeyim, ben 1980'lerde başladım. 85'te benim ilk basılmış yani uluslararası editorial'da işlerim vardı diyebilirim size. Bu yönde tahmin ediyorum herhalde Türk camiasının ilk moda fotoğrafçısıyım diye düşünüyorum. Ve Türkiye'nin moda fotoğrafçılığını gelişmekte öncülerden biriyim. Hatta evet. belki ilk olabilirim o yönde. Tabii ki buradan asıl bazı... Birçok ilkleriniz var. İlk olunca yani hep insanlar o isme takılıyor. Onun için o şekilde ilerliyor. Ben de bir sürü yenilikleri evet. Türkiye'ye getirdim. Sektörün gelişmesine yardımcı oldum. Evet. Benim şu anda asistanlarımın... Asistanları çalışıyor yani. Evet, evet sevgili Hasan Hüseyin, bir ara Avrupa'da yaşıyordunuz bildiğim kadarıyla. Ara sıra Türkiye'ye gidiyordunuz. Daha sonraları Türkiye'de yaşamaya başladınız evet. sürekli. Bu nasıl gelişti? Neden Türkiye'de yaşamayı, mesleğinizi orada icra etmeyi düşündünüz? Şimdi 10 yaşında Kıbrıs'tan ayrıldım. İşte ondan sonra bütün eğitimim zaten Londra'da geçti. Londra'da geçti. Orada da çalışmaya başladım. Ama birinci Körfez krizin patlamasından dolayı İngiltere'de bir kriz oluşmaya başladı. Ben de o zaman karar verdim. Tam bıkmıştım İngiltere'den zaten. Başka bir macera yaşamak istiyorum diye. Arada sırada Türkiye'ye gidip geliyordum. İşte ilk gittiğim andan itibaren ikinci günden bana hemen iş sundular. Dedim bir iki yerlerle görüşeyim. Önce baktım ha burada güzel bir şeyler olabiliyor yani. Yeni bir yer, yeni bir heyecan. Onun için yavaş yavaş oraya gitmeye başladım. Sonra bir kıza aşık oldum. Kalmaya karar ha, verdim. Evet. Bir kıza esas... aşık oldun diye İstanbul'da kalmaya evet, karar verdim. Evet. Öyle gelişti. Demiştim olaylar. Kesin bunun ardında bir şey var. Zaten bir yerden ayrılmayı ve bir yere gitmeyi genellikle evet. aşıktır. Evet. Peki yani. Londra ve Türkiye dışında başka bir ülkede yaşadın mı? Veya yoğun olarak çalıştın bir ara, mı? Tabii Türkiye'deyken bir ara Almanya'da yaşadım 5 sene. Evet. Ama orada yaşarken yoğun olarak tabii ki her hafta bir Türkiye'ye gidiyordum. Arada sırada Londra'ya gidiyordum. Arada sırada oradan buraya Kıbrıs'a geliyordum. Yani bir ayda en az 6-7-8 defa böyle yolculuk yapıyordum. Sürekli öyle, seyahat sürekli. Ediyordum. Çok yorucuydu. Yani bunu 5 sene yaptım. 5 yıl. En de sonunda neyse farklı sebeplerden İnsan dolayı oradan. Yoruluyor bir süre tabii sonra ki. Değil mi? Sürekli evet. seyahat etmek, sürekli aynen, değişik aynen. mekanlarda, değişik yerlerde çalışmak. Tabii. Peki fotoğrafta senin için en önemli nedir? Fotoğraf çekerken en önemli gördüğün. Benim yaptığım fotoğrafçılık biraz kurgu fotoğrafçılığıdır. Sonuçta bence bu tarz fotoğrafı yapacaksan ilk kafanın içinde görmen lazım çekmek istediğin şeyi ve verilen brief'e göre hareket etmen gerekiyorsa kafanda canlandırıp ona göre onu ayarlaman gerekiyor. Ben bu kurguları seviyorum. Büyük yani büyük konseptlerle çalışıp belki 50 kişi, 60 kişi bir sürü insanı idare ediyorsun orada. Her şeyin öyle çok saat gibi çalışması gerekiyor.
Onun için evet. O fikirden bitmiş noktaya gelene kadar çok güzel heyecan yaşıyorsun orada yani. Çünkü onu yaratıyorsun. Olsa o yaratıyorsun yani. Nasıl bir ressam öyle bir beyaz bir tuvalden başlayıp ona bir şey gidiyor. Hı-hı. Fotoğrafta da öyle. Anladım. Peki öncelikli olarak nelere dikkat edersiniz fotoğraf çekerken? Burada tabii ki belli bir sıralama var. Şimdi ilk fikir kendi fikrinize tabii ki takip edebilirsin ama bir müşterinin fikri olunca bunları paylaşıyorsun. Ondan sonra beraber oturup evet start nasıl veriliyor? Yani o fotoğrafın içinde, o konseptin içinde neler var elementler olarak mesela? Onları konuşuyoruz. Ondan sonra bütçe veriyoruz. Bu olanak nasıl olur? Atıyorum yani Mısır'da çekeceksin ve Çin'de çekeceksin. Yani 10 tane deveyle mi çekeceksin yoksa bilmem neyin neyse. Bunları hepsini düşünmek lazım. Her evet. ayrıntısına kadar. Ondan sonra bunları gerçekleştirmek için tabii çok iyi koordine çalışmak gerekiyor. Bunların trafiği çok yoğun ve bu yoruyor insanı esas. Esas fotoğraf çekme ancak bir %10, %20 kadar bir zaman alıyor. O da çok güzel bir şeydir. Tabii ki çekim yaparken en büyük heyecan oradadır esas. Ondan sonra bunu uygulamak önemli. Sizin için fotoğraf çekerken ışık ne kadar önemli? Teknik bunlar önemli Işık. Mi yoksa sadece kurgu? Şey. Işık en önemli şey. Tabii ki bence de zaten. Yani biz stüdyoda yapmaya çalıştığımız şey zaten gün ışığını yaratmak. Tabii ki stüdyoda. Aynen. Ayrıca bir şeyler daha eklemek. Onun için bir gün içinde ben dışarıda çekim yaparken zaten sabahın ilk saatlerinden son saatlerine kadar faydalanmaya çalışıyorum. Yani güneşin nerede olduğunu, ona göre onu blok mu edeceksin, onu yansıtacak mısın, ona göre düşünmen lazım. İç mekanda bile çalışıyorsanız her yerde, buna dikkat ediyorsunuz. Çünkü bazı yerlerde elektrik yok, bazı yerlerde eşya taşıyamıyorsun. Yani birebir gün ışığını kullanmak zorundasın. Peki çekimlerinizin ne kadarı bu, kurgu çekimlerin ne kadarı? Gün ışığında, dış mekanlarda çekiliyor veya birçoğu stüdyolarda mı çekiliyor? Bugünlerde artık çoğunlukla stüdyoda çünkü Photoshop olay çıktı ya, baya bir evet. kolaylaştı her şey. Herkes koyar lütfen önünde çekiyor, ondan sonra mekanda yerleştirebiliyor her türlü. Eskiden çok daha fazla Peki, gezerdik. Peki doğal olabiliyor mu? Yani mekan yerleştirmek. Millet çok fazla doğal peşinde değil. Anladım. Artık her şey öyle gelişti. Hatta anti doğal diyeceğim sana yani anti-doğal. ne kadar hayatımızda evet, her şey anti doğal. Evet, her şey farklı bir yöne doğru öyle. Gidiyor. Evet. Eskiden çok gezdim yani. Çok güzel yerlere Hı-hı. gittim. Sırf o güzel ışıkları yakalamak için. Çünkü bazı ülkelerde gün ışığı çok daha uzundur. dersin. Yani sabah 4'te ışık başlıyor. Yani gece 11-12'lere gidiyor bazı ülkelerde. Türkiye'nin ışığı esas güzel değil. Çok hızlı böyle çok ondan sonra batıyor ve çok sert oluyor. Evet. Onun için başka ülkelere kaçıyoruz çoğu zaman. Bu çekimleri yapmak tabii için. Tabii ki Güney Afrika güzeldir, Güney Amerika gibi yerler güzeldir. Çünkü gerçekten ışık kalitesi çok güzel. Evet. Benim sizi tanıdığım kadarıyla kural tanımaz bir kişiliğiniz var sanırım. Peki fotoğrafta kural tanır mısınız? Kurallarınız var mı? Şimdi tabii bence... Kural derken tabii ki dünyada herkes bir şekilde bir kurallar koymuşlar tabii ki. Kural yerine sınır diyeceğim yani. Bence sınır. İnsanlar kendi sınırlarını zorlamaları gerekiyor. Çok daha güzel şeyler çıkarabilirler, çok daha farklı şeyler çıkarabilirler. Yani belli çizgiler içinde gidince tamam mı zaten kendini hapsediyorsun. Kendini ne hür hissedebiliyorsun, ne yaratıcı olabiliyorsun. Ve o kanun, şu kanun, bu kanunların içinde yani... Bizim bildiğiniz bir şey kanunları diye fotoğraf için konuşuyorum. Fotoğraf sonra, tabii. için evet tabii ki. Konumuz fotoğraf. Tabii ki. Ve klasik şeyleri sevmiyorum ben işte. Bir ışık oraya koyacaksın, bir ışık buraya koyacaksın. Hayır yani ters ışıklarla çalışacaksın, farklı açılarla çalışacaksın, farklı objektiflerle çalışacaksın. Yani konuya göre çalışman gerekiyor. Evet. Onun için hep kitaplarda yazılıyor işte kural 1, kural 2, kural 3 bu şekilde. Hayır ben inanmıyorum onlara. Kurallara tamam. inanmıyorsunuz. Yok, kendin yarat kurallarını. Ben de öyle tahmin etmiştim. Tabii ki. Yani onun için kendin yap. Yani farklı fikirler kafanda çalışması gerekiyor. Ona göre kendi kurallarını kendin koy. Evet. Onları da yazan başka bir adamdı yani sonuçta. Tabii ki. Sevgili Hasan Hüseyin, şimdi kısa bir ara verelim. Ekran okay. başındaki izleyicilerimizle birlikte. Sizin moda fotoğraflarınızı izleyelim. Thank you.
Evet sevgili izleyiciler, Hasan Hüseyin'in muhteşem moda fotoğraflarını hep birlikte izledik. Tekrar konuğumla birlikteyim. Fotoğraflarda da izlediğimiz gibi genelde moda fotoğraflarınızda kadınlar var. Kadınlarla çalışmak kolay mı? Vallahi kadınlar başka dünyadan geliyor, onu biliyoruz. Biz başka dünyadan geliyoruz. Onları iyi tanımak gerekiyor. Zorlukları var diyorsunuz. Ben bu kadar yıllar böyle kadınlarla iç içe çalışıyorum. Onları gerçekten çok iyi tanıyorum ama buna karar verdim. Bu kadar yıllardan sonra gerçekten onları tanımak imkansız diye diyorum yani. İmkansız, o yüzden hiç evlenmediniz. Farklı sebepler de var tabii ki de. Kadınlardan usandım diyorsunuz. Yok, bu kadar yıldır moda fotoğraflarını çekiyorum. Evlilik çok zor bir şey. Karşındaki insan da bence ona sıcak bakması gerekiyor. Sevmek başka bir şey, aşk başka bir şey, evlilik başka bir şey. Yani. Artık bu dünyada geçerli değil zaten. Evet, biz konumuza dönelim. Evet. Peki bu moda fotoğraflarını çekerken modellere müdahale ediyor musunuz? Her zaman karşınıza deneyimli modeller mi çıkıyor yoksa? Yok, her türlüsü çıkıyor karşımıza. Yani hatta bunu da söyleyeyim. Türkiye'de hatırlıyorum ilk zamanlarda tekstil sektörü şu çok hızlı ilerliyordu. Adamın kardeşi var ve kardeşi oğlu var ve bilmem neyin kızı var diye. Abicim de işte bunu da kullanalım manken olarak çıkmak istiyor işte. Orada bir sürü güzel 3-4 manken var diyelim. Adam atıyor oğlunu kullanmak istiyor çekimde yani. Evet, tamam bu defa da çok zor oluyor herhalde. İşte onunla araya almak zorundasın. 3-5 kare çekiyoruz gönderiyoruz. Ama çok amatörler her türlüsü karşımıza çıkıyor. Yani bu kızlar da dahil. Çünkü bazen çok güzel bir kız olabilir, çok fotojenik olabilir ama ilk kez çekime gelmiştir. Özellikle Türkiye deneyimi yok. Tabii ki. Özellikle Türkiye piyasası biraz üçüncü dünya piyasası gibi. Yani kendilerini geliştirmek için mankenler orayı tercih ediyor. Bu evet. Dünyada birkaç ünite var böyle. Portfolyo geliştirmek için. Yani editoryallar yapıyorlar. Editoryal dediğin dergi çekimleri. Dergi çekimleri. Onun için işe ilk başlayan bir manken için orada bir sürü taze fotoğrafçılar var. Onlar da çekim yapmak istiyorlar. Ve güzel yayınlar var. İyi fotoğrafçılar da var Türkiye'de. Onun için kendilerine çok iyi bir imkan sunuluyor. Onlar da karşımıza çıkıyorlar işte. Yani herhangi bir çekimde kız gerçekten hoştur ama çok amatördür. Yani çok sabırlı oluyoruz. Yani önemli olan onu ilk etapta o şeyi tanımak lazım. Bir insan ne kadar deneyimli değildir ve ona en iyi şekilde nasıl karşılık vereceğini göstermen gerekiyor. Yani evet. Ben de ona göre o kişiyi tanımaya çalışıyorum ben. Ben girer girmez ilk şeyim zaten mankenle uğraşmaktır. Yani o ilk saniyeler, ilk dakikalar benim için en önemli şey mankendir. Onun kanına girmem lazım. Tamam mı? Ve o iletişimi kurmam lazım. Kendisini onun için rahat hissetmesi gerekiyor. Diğer insanlar sonradan geliyor. Evet, o iletişim çok önemli tabii ki, değil mi? Yani sokak fotoğrafçılığı bile yapıyorsanız iletişim çok tabii, önemli. O elektriği yakalaman lazım. İnsanları çekiyorsanız daha doğrusu o elektriği, o iletişimi yakalayabilmek tabii lazım. Burada da tabii ki başka şeyler de çok önemli. Lisan çok önemli. Kimlerle lisanın çok iyi gelişiyorsa aynı anda ve o karakter mesela geldiği yer çok önemli. Çünkü hemen bazı insanlar hemen kaynaşıyor. Mesela atıyorum şimdi ben uzun yıllar Londra'daydım. Londra'nın genelinde anında kaynaşıyorsun. Ama lisan problemi olunca bazı kızlar mesela Doğu Blok'tan geliyor ve çok az İngilizceleri var. Bir şey anlatmaya çalışıyorsun. Çok iyi anlamıyor. Onun için espriler de zayıf geliyor. Hatta böyle o zaman bir, zor mu oluyor çekimler? Böyle bir küçük bir tecrübem var. Onu da anlatayım tabii ben size. Bir tane çok güzel bir Rus kızıyla çalışıyorduk. Ben de sürekli tabii çekim yaparken hep konuşurum. Normalde hayatta çok az konuşan bir insanım ama çekimde orada tabii ki sürekli her karede aslanlarıma da söyleyeyim. Konuşacaksın, gak da diyeceksin, guk da diyeceksin, pat küt diyeceksin fark etmez yani bir ses çıksın. Evet, o iletişim. Modeli, evet o iletişim ve modeli. Evet bugünlerde kameranın sesini duymak da zor artık eskiden şlak şlak evet, duyuyordum. Evet denklaşörün sesini duymak zor. Ben kızla çalışıyorum böyle böyle konuşuyorum anlatıyorum bir anda kız dedi ki photographer dedi. Just shoot, don't talk. Fotoğrafçı çok konuştu. Evet, yani, evet. Değil mi? Aynen böyle. Yani kendisi poz vermeyi tercih ediyor. Çok konuşmak arada istemiyordu. Evet. Peki ünlü kişilerle çalışmanın püf noktaları var mı? Tabii ki. Özellikle modeliniz ünlüyse. Şimdi o da karaktere de çok bağlı yani o kişinin. Yani çok zor bir şey çoğu zaman. Çünkü bunlar anında mükemmeli görmek istiyor. Dijital kameralar bugünlerde çalışırken hemen anında mükemmeli görmek çok zordu. Çünkü yapısıyla alakalı. Eskiden Polaroid'ler çekerdik. Daha sonra edit yapıyordunuz Photoshop'ta. Çekiyorsun hemen bakıyor. Ay beğenmedim. Anında morali bozuluyor. Daha sen ışık ayarı yapıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Bunlar hep sürekli oluyor. Onun için baştan beri mükemmeli yakalamak gerekiyor. Onun için çoğu zaman sanatçılar gerçekten çok pimpiriklidir. Ben
Bugüne kadar belki bir iki tane gibi bir şeylerle sorun yaşamış olabilirim. Gerisiyle bir şekilde hallettiniz. Hatta Türkiye'nin en popüler insanları bir çok müthiş mütevazi olabilir. Yani şu anda isim vermeyeceğim tabii evet. ki. Müthiş tatlı insanlar. Onun için o enerji çok önemli. Peki hiç çekimi bırakıp giden model veya sizin çekimi bıraktığınız bir ortam oldu mu? Benim hiçbir zaman çekimde kimse bırakmadı. Hiç bırakmadı. Ben orada patronum zaten. Zaten evet. o yetkiyi de vermem. Kimseye de o kötü duruma düşürmem de kalksın gitsin. Sağlamazsınız. Hiçbir zaman öyle sıkıntı olmadı. Evet. Sizce Türkiye'de tabii ki Kıbrıs'tan... Onun dışında tabii ki ben bir kere kovuldum. Kovuldunuz mu? Neden? Detaylara girmeyeceğim. Detaylara girmeyeceksiniz ama onu yaşadınız. Evet tabii ki Cem başınıca bir sürü şeyler geliyor. Fotoğrafçı olarak kolay bir şey değil. Evet tahmin elinde ederim. Elinde kamera olsun farklı birlikte bir yerden gidiyorsun yani... Taşlandım bile bazı yerlerde yani bir sürü şeyler başına geliyor. Ben evet. Guatemala'da fotoğraf çekerken üzerime domatesleri attılar, fırlattılar. Yani muhakkak bir şekilde fotoğrafçıysanız, evet. hangi alanında çalışırsanız hobi olarak da bir şeylerle karşılaşıyorsunuz. Evet. Mesela bazı ülkelerde birinin fotoğrafını çekmek sanki onun ruhunu alıyor musun gibi diyorlar. Evet Guatemala'da öyleymiş. İşte. Ruhuna sahip oluyormuşsunuz evet. fotoğrafını çektiğinizde ve çok tepki gösterdiler. Üzerime domatesleri evet. attılar. Her tarafım domates içinde. Evet. Geri otobüse bindim. Herkes gülüyordu bana. Hatta bir defa hatırlıyorum Türkiye'de ilk yıllarda biz şu ara sokaklara falan giriyoruz. Daha çok gelişmemiş fotoğrafçılık orada yani biz çekim yapıyoruz. Bir tane yaşlı amca geldi bastonuyla diyor ki bunlar casus, casus bunlar, casus. Kovun bunları mahallede. Tabii ki yani anında birinin bağırmasıyla bütün mahalle toplanabilir ve başını evet, arayabilir. Yani. Tabii. Onun için çok dikkatli olmak evet, lazım. Evet çok dikkatli olmak lazım. Türkiye'de moda fotoğrafçılığı sizce ne boyutlarda, nerelere gidiyor? Bence Türkiye dünyayı yakalamıştır bence standart olarak. Tabii ki herkes değil. Bazı fotoğrafçılar dünya standartında, dünya piyasasında çalışıyor. Hatta gayet güzel genç isimler var. Evet. Yani o günden bugüne bayağı Türkiye'nin bayağı geliştiğini gösteriyor. Yani aradan bir işte 25 yıl falan bir şey geçti. Tabii bu güzel bir şey. Daha çok artması gerekiyor. Biraz daha eğitim, biraz daha doğru kanallara giderlerse evet. bence güzel şeyler yakalarlar. Peki fotoğrafçıların geliştiğinden, dünya standartlarında olduğuna bahsettiğiniz. Şimdi küçüldüğü esas. Yani evet. ona bakıyoruz. Yani internette her şeyi görebiliyorlar. Doğru düzgün eğitim alabiliyorlar. Evet. Ve tabii ki başka şeyleri görüp benzer şeyleri yapmaya çalışıyorlar ve çoğu zaman yakalıyorlar. Artık o kadar zor değil yani. Evet. Bütün fotoğrafçıları A'dan Z'ye bilmek zorunda değilsin. Artık peki, bazı fotoğrafçılar kameranın üzerindeki olan numaracıklarını da bilmiyorlar ne olduğunu. Evet. Modelleri düşündüğümüzde onlar da fotoğrafçılar kadar dünya standartlarını yakalayabildi mi Türkiye'de? Esas Türkiye'de manken dediğimiz olan artık çok fazla öyle bir geçerli olmuyor. Daha çok dizilere yöneliyor Türk mankenler. Türkiye'de çalışan mankenler genellikle hepsi yabancıdır. %99. Onlar da zaten dediğim gibi daha evvel konuştuk onları anlattık. Evet. Ama yerli mankenler hep dizilere yöneldi. Evet. Merak ediyorum aslında ben de. Belki seyircilerimiz de merak ediyordur. Bu çekimleri yaparken kaç kişilik ekiplerle çalışıyorsunuz? Sette kaç kişiyle çalışıyorsunuz? Ben size böyle söyleyeyim. Bazen 70-80 kişiye kadar çıkabiliyor. Çıkabiliyor. Yani normal bir televizyon veya bir filmde olan ekip kadar ekip olabiliyor. Gerçekten o kadar kalabalık. Evet. Yaptığın çekime bağlı. Mesela birkaç defa ben bir beyaz eşya gruplarına çekim yaptım ve orada hem setler büyük, orada işte tut fotoğrafçının ekibi yani bu asistanlarından, set amirlerinden, set kurucularından, işte saç, makyaj, hatta kalabalıksa eğer çekilecek olan kişiler ikişer kişi, onların asistanları. Yani bizim tarafımızdan zaten 10-15 kişiye gitmeye başlıyor. Yani sizin ekibinizde evet. 10-15 kişi var. Sonra müşteri evet. tarafı, iş sahibi. Onlar yani. Da gelip çekimleri izliyor mu? Tabii ki, tabii ki. Onlar da 5 kişi, 10 kişi olabiliyorlar. Onun dışında ajans eğer bu işin içinde varsa, ajanstaki işte direktörler geliyor, onların yardımcıları geliyor falan. Onlarda da bir 5-6 kişi, yemek ekibi. Etrafa dikkat eden korumalar, koruyucular falan filan meşhur biri varsa onların yandaşları. Ondan sonra tabii bazen televizyondan insanlar geliyor, bazen gazeteciler geliyor. Onun için yani 50-60 kişi olabiliyor. Olabiliyor. Ama ortalama 25 kişi.
Peki normalde. Bu çekimlerden sonra, yaptığınız çekimlerden sonra çalıştığınız bir ekip var mı? Mesela Photoshop için veya editlemek için ayrı bir ekibiniz var mı? Ben kendim Photoshop yapmıyorum. Kendiniz yapmıyorsunuz. Çünkü yani ne istediğimi biliyorum. Ben sadece yön veriyorum. Evet. Asistanlarım yapıyor. Onlara da biraz ekmek kazandırıyorum. Çünkü ben bunu yapmama gerek yok. Hem çok vakit zaman alıyor şeyler ve başka birinin ekmek parasını almak istemiyorum. Onlara da iş çıkartıyorum açıkçası. Böyle daha güzel olduğunu düşünüyorum. Sevgili Hasan Hüseyin, en çok kimin fotoğrafını çekmek isterdiniz? Vallahi hep bu soru soruluyor. Zor bir soru. Tabii gençken çok farklı zamanın mankenleri vardı ama gençken deyince daha küçükken diyeceğim. Ama herhalde yaşasaydı derim, yine derim Marilyn Monroe'yu çekmek isterdim ben. Onu çekmek isterdiniz, evet. Yaşasaydı. Ama yaşayan hiçbirini çekmek hayalinizde olmadı anladığım yani, kadarıyla. Mankenler sadece şey olarak düşün yani, onlar bir kalıptır. Onları alıp farklı şekillere sokuyoruz, farklı karakterleri büründürüyoruz. Evet, onun peki için... neden Marilyn Monroe? Hayran mıydınız, beğeniyor muydunuz? Evet, yani 14-15 yaşındayken öyle her... Gençlikten gelen bir hayranlık. Evet. Öyle, onu da hatta çizmişim ben. En son çizdiğim resimlerden biriydi zaten Marilyn Monroe. Evet, resim çizerken. Kaldı. Ondan sonra hiç çizmediniz mi? Çok uzun yıllar var çizmedim artık. Yani evet. Çünkü fotoğrafa başlayınca azaldı. Bütün hayatınızı yani. Fotoğraf hatta kapladı. Hatta bir tane son bir başlamış Marilyn Monroe, gözünü yapmışım böyle. Ondan sonra o da öyle yarım halen kalmış. Duruyor mu, evet, o duruyor. Resim? Evet, duruyor. Güzel, saklayınız. Evet, birçok ünlü markanın fotoğraflarında sizin imzanız var. İlk moda fotoğrafçılığıyla başladınız. Sanırım ilk zamanlarda reklam fotoğrafçılığı yoktu. Sonra gelişti bu. Nasıl oldu? Bizimle paylaşır mısınız? Evet, şimdi tabii ilk yıllarda moda fotoğrafçılığı üzerine çok yoğun çok yoğun çalıştım. Tabii her meslekteki gibi yani bir şeyi seversin ama sıkılmamak için aynı anda başka işler de yapman gerekiyor. Ben paralel yönde yürümek istedim. Onun için modadan reklama kaydım. Evet. Reklam fotoğrafçılığı yine tabii ki Türkiye'de gelişmiş değildi. Bir iki tane reklam ajansı vardı ama in-house dediğimiz yani reklam ajansının içinde olan fotoğrafçılar çekerdi, böyle küçücük odalarda evet. Çekerlerdi. Onun için reklam fotoğrafçılar dedim kayayım. Aynı anda tabii moda da çekiyordum ama o büyük setleri sevmeye başladım. Yani daha büyük ekiplerle çalışıp onun için reklama kaydım. Evet, moda fotoğrafçılığında o kadar büyük ekipler, o kadar büyük setler yok mu demek istiyorsunuz? Vardı ama yani biraz o paralel çizgide gitmek istedim yani. Farklı bir şey. Yine fotoğraftan toplamak için. Türkiye'nin ilk fotoğraf prodüksiyon şirketini kurdum. İlk fotoğraf temsilciliğini kurdum. Başka arkadaşlara hem iş veriyorduk hem onların gelişmelerine yardımcı oluyordum. O zaman asistanlarımı da yeni fotoğrafçı yapıp onlara da iş veriyordum mesela. Çok öyle, güzel. Öyle bir gelişme yaptım. Yani hem fotoğraftan kazanıyordum, hem prodüksiyondan kazanıyordum, hem yanımdaki fotoğrafçılara kazandırıyordum. Öyle bir çok çok hızlı büyümemde de yardımcı oldu. Hem de Türkiye'nin piyasası gelişti. Evet, bu hangi yıllardı? Bu zaten ben kafamda kurmak istediğim şirketi 95-96'dan itibaren kafamda tasarladım. Ama doğru insanları bulana kadar yönetmek için 99-2000 yılını buldu. 99-2000. Yani 2000 yılı zaten Türkiye... O anlamda en parlak yıllarını zaten 2000 yıllarda yani fotoğraf açıdan, reklam açıdan. Diyebilir miyiz? Son 15 yıldır ağırlıklı reklam fotoğrafçılığı yapıyorsunuz. Evet, evet. Yine de moda devam ediyor değil devam mi? Devam ediyor şimdi. Ama daha az reklama göre kıyasladığınızda. Biraz geri çekildim. Tabii ki eskiden olan o bütçeleri de fark etmez fiyatı. Ne olursa olsun gidin çekin yani o şekilde yani. İnanılmaz büyük bütçelerle her tüşeye çekiliyorduk. Düşün, kocaman bir ekibi alıp Maldivlere götürüp orada 7 gün 8 gün çekim yapıyorsun. 300-400 rulo film çekiyorsun. Her rulonun maliyeti 20 dolar civarında bir şey. Evet. Şimdi ekonomik krizden dolayı mı? Tabii ki. Bugünlerde bir tane dijital kamerayla müşteri gelip bir daha çek sonsuz yani. Ondan sonra günlerce Photoshop'larla uğraş falan. Seç bence, fotoğrafları. Bence çok az kazanıyor. Eskiden çok daha iyiydi değil tabii mi? Ki. Biz bile bizim stüdyo var, fotoğrafçılık. Aynı şekilde sizin gibi aynı şey geçerli. Dijital tabii. Fotoğrafçılık çıktıktan sonra bu piyasa da çok evet, azalma çok, oldu. Çok değişti. Çok çok azalma oldu. Yani ben doğru zamanda doğru yerdeydim. Yani güzel kazandım, güzel kazandırdım arkadaşlara da. O doyuma ben çoktan ulaştım. Ve geldiğim nokta tabii artık başka şeyler de yaşamak istiyorum bu hayatta tabii ki. Başka yerler görmek istiyorum.
Eskiden çok yerleri gezdim ama fotoğraf anlamına gezdim. Yani sabah 3'te kalkıp böyle akşamlara kadar sırf fotoğraf yaşıyorsun. Gerçekten o yeri yaşamak istiyorum. Hep iş için gittiniz. Evet. İş için. Yine seviyordum orada olmayı ama düşünemiyorsun. Çünkü oranın sorumlusu. Evet, çok farklı bir gözle bakıyorsunuz. O bütün bütçenin sorumlusu sensin. Kral sensin, patron sensin. Bir problem oldu mu başkasından dolayı olsa bile yine sorumlu sensin. Şimdi kısa bir ara daha verelim. Evet sevgili izleyiciler, konuğum Hasan Hüseyin'in reklam fotoğraflarını hep birlikte izleyelim. Evet, Hasan Hüseyin'in birbirinden güzel ve etkileyici reklam fotoğraflarını hep birlikte izledik. Sevgili Hasan Hüseyin, seninle tekrar birlikteyiz. Müşteri size geldikten sonra işi teslim alana kadar nasıl bir süreç gelişiyor? Şimdi tabii reklam sürecini ben böyle değerlendireyim. İlk kitapta tabii bir müşterinin o sene kampanyasını nasıl yürüteceğine karar veriyor. Ya reklam ajansla ya da kendisi direktmen geliyor müşteri. Tabii ki. Ve bu iki yönlü işliyor. Sadece reklam ajansından gelince genellikle o fikri ve o yapılacak olan şeyi reklam ajansı tasarlamıştır müşteri için. Müşteri direktmen geldiğinde kendileri genellikle hiçbir fikirleri yok. %99 onlar da boş. Onlar siz mi tasarlıyorsunuz? Evet, birlikte oturup konuşuyoruz. Ne istediklerini söylüyorlar. Biz de ona göre gidip deriz ki böyle böyle bir şeyler sunuyoruz. Böyle bu senin trendleri budur ve bu yöne doğru gidelim. Ona göre ilk fikirleri sunuyoruz. Bir toplantı yapıyoruz. Bu noktada karar verildikten sonra doğru fikir üzerine sonra bütçelemeye geçiyor. Yani bütün elementleri bir araya getirip onları çözmek lazım. Olabilecek en problemli şeyler nedir, ne değildir, kimlerle çalışılacak, gitmeler, gelmeler, yemeler, içmeler falan her şey düşünülmesi lazım. Peki bu reklam fotoğrafları çekilirken müşteri mi karar veriyor hangi mankeni kullanacağınızı birlikte mi karar veriyorsun? Birlikte karar veriyorsunuz. Her zaman. Çünkü eğer o fotoğrafçıya güveniyorsa fotoğrafçıya genellikle o yetkiyi veriyor. Ama tabii ki en son karakterler ve en son o görüntü müşteri genellikle biraz kafasında bir şeyler var. Evet. Yani o senenin imajı belki ünlü birini kullanmak istiyordur. Kafasına çoktan koymuştur zaten. Onunla çalışacaktır. Sen sevsen de sevmesen de. Yani. Evet. Peki her zaman müşterinin istediği mesajı mı iletmeye çalışıyorsunuz? Yoksa kendinizden de bir şeyler katıyor musunuz bu çekimlere? Şimdi reklamda en kilit noktası budur. Yani esas sen çekim yaparken müşterinin müşterisine göre çekmen lazım. Senin evet. Müşterin işte reklam ajansının getirdiği müşteri veya direkt gelen müşteri ama müşteri. Senin çekeceğin şey onun müşterisine göre çekmen lazım. Onun ne iletmek istediğine, ne mesaj vermek tabii, istediğine göre. En büyük yanlışlık fotoğrafçıların yaptığı şey egolarından dolayı hayır arkadaş gibi dik kafalık yapacak ki patrondur falan filan. Ben böyle çekeceğim, ben buyum, benim tarzım budur. Reklam öyle değil.
Tamam. Evet. Kendi tarzını kullanıp tabii ki o müşteri kime satıyor? Anadolu'ya mı satıyor? Çin'e mi satıyor? Rusya'ya mı satıyor? Ona göre Avrupa'ya mı satıyor? Tabii ki. Çekimleri. Belli bir felsefesi var onun. Sen de senden yardım isteyebilir bunu gerçekleştirmek için ama unutma ki kime yönlenecek bu piyasa. Onun için bazen fazla iyi çekiyoruz. Problem burada. Bazen çok fazla ekstrem oluyor. Arap dünyasına göre sen şey çekemezsin. Öyle çok fazla batılı şeyler. Evet. Olmuyor işte. Onun için iyi tanıman lazım. Müşterinin müşterisini iyi bilip ona göre çekmen lazım. Müşterini de iyi tanıyacaksın ki bu yönde birlikte çalışmak için. Evet. Peki halen moda ve reklam fotoğrafçılığı yaparken heyecan duyuyor musunuz? Tabii ki. Halen o heyecanı hissediyorsunuz. Her zaman değil, güzel projeler olunca her zaman heyecan duyuyorum. Son işte bir yıl içinde sevdiğim 3 tane iş çok yapmak istediğim için yaptım. Ama hepsinde de ufak sıkıntılar yaşadım tabii ki şey olarak. Artık Türkiye'nin de biraz reklam anlamda biraz geri dönüş hissediyorum. Yani çok fazla kreatif olmak istemiyorlar. Çok bizim yani çok standart şeyleri seviyorlar. Çok biraz sıkıcı yönde safe oynamak istiyorlar. Yani o iki duvarı arasında ilerlemek istiyorlar yani. Ben de hiç öyle olmadığım için o yönde beni zorladı. Zorluyor. Ve çektiğim şeyler biraz fazla gelmeye başladı. Yani eskiden çekerdim aynı şeyleri. Gayet okeydi. Şimdi biraz daha birazcık daha böyle işte biraz daha kol uzatalım, biraz daha burayı kapatalım, biraz daha yani şunu kullanmayalım, bunu kullanalım yani yavaş yavaş daraltıp yani gidiyorlar. Fotoğrafçı için sıkıntı şey yaratıyor. Sadece para kazanmak istiyorsan ayrı bir şey ama ben o noktayı çoktan geçtim zaten. Daha kreatif şeyler yapmak istiyorum. Muhakkak reklam ve moda fotoğrafçılığı yaparken ilginç anılarınız olmuştur. Bir tane veya birkaç tanesini bizimle paylaşır mısınız? Çok var da şimdi dur bakalım. Dur onu biraz hatırlayıp size söylemem lazım. O kadar var ki. Hatta okey bir tane klasik bir tane var. Şimdi bir tane iç çamaşır müşteriye, İngiliz bir iç çamaşır müşteriye. Türkiye'de ormanda çekim yapıyoruz. Türkiye'de ormanda çekim yapmak için de askerden izin alman gerekiyor. Evet. Her yerde çekemezsin. Yani şehirde de çeksem illaki belediyeden bir şeyden izin alman lazım. Ormanda da askerden. Evet, kesinlikle. Ama biz tabii o zamanlar girerdik, patkül çekerdik, çıkardık. Şimdi ekibin içinde biz 8-9 kişilik bir ekibiz. Çok büyük bir ekip değiliz esas. Ama ekipte olan kişiler aramızda sadece 2 tane Türkiye vatandaşı var. Geri kalan herkes yabancı. Yabancı manken, yabancı. Saç yabancı, makyaj yabancı. Ben zaten Kıbrıslı yabancı saydım zaten. Evet, siz de yabancı ve şimdi neyse biz çekime başlayacağız. Akşam 4.30 oldu. Bitirmek üzereyiz. Bir de baktık uzaktan böyle bir tane jeep geliyor. Askeri jeep. Durdu. Bir tane asker çıktı böyle elinde silahla bize doğru geliyor böyle manken hızlıca. Manken de iç çamaşırıyla. Manken iç çamaşırı. Tamam mı? Bir yüksek bir sandalye üzerine duruyor. Bir dalı tutuyor böyle yukarıdan. Tamam mı? Ondan sonra manken hem de zenci bir manken. Tamam mı? Ondan sonra geldi asker bir de genç bir çocuk. 16-17 gibi şeyler böyle yaklaştı bize doğru. Gözümün içine de bakamıyor böyle diyor ki burada yabancı varmış çıksın ortaya diyor. Tamam mı? Aynen bu şekilde. Şimdi biz o arada ben diyorum Allah diyorum şimdi bunu bitirmem lazım. Ben diyorum çocuklara aslanlara oyalayın biraz onu diyorum. Yani bunu bitirmek lazım. İki karemiz daha var tamam mı? Kardeşim diyoruz burada yabancı biri yok karşında. Zenci manken iç çamaşırda böyle. Yabancı yok diyorum, yabancı yok diyorum, tamam mı? Gitti şeye, baştan jeep'e döndük, biz orada çekiyoruz, hızlı çekiyoruz, tamam mı? Ondan sonra ta gidip gelene kadar, şimdi yine geldi, hayır diyor, aranızda yabancı var diyor, çıksın ortaya diyor, tamam mı? Benim asistanlarımdan bir tanesi, halim bugüne kadar ona dalga geçiyorum, şu anda nasıl fotoğrafçı oldu bilmiyorum ama. Tepede duruyor, şey reflektörü tutuyor, ona biraz korku saldı, tamam mı? Dedi, galiba mankenden bahsediyor diyor. Galiba öyle parmakla da gösterip manken böyle. Manken Allah cezanı versin dedim. Sen de yani sonuçta kes sesini. Böyle bir garip olaylardan bir tanesi yani. Evet. Esas çok var, çok var. Sanırım programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bir soru daha sormak istiyorum size. Birkaç soru daha aslında ama. Kıbrıs'ta hiç ticari iş yaptınız mı? İki tane iş yaptım burada açıkçası.
tanesi Turkcell. Turkcell'in. Evet. Ve bir tanesi de Derviş Eroğlu'nun kampanyası. Cumhurbaşkanı oldu ya. Onun bir önceki kampanyası. Seçimlerde. Evet. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Evet, aynen. Garip olan şey ama beni Türkiye'den buldular. Türkiye'den buldular. Öyle bir garip bir şey. Kıbrıslı olduğun için değil. Yok, benim şirketimi buldular. Tamam mı? Ondan sonra böyle bir garip bir şey oldu yani. Kıbrıslı olduğunu öğrenciler şaşırdılar mı? Zaten... Ha, yoksa biliyorlardı baştan. Yok, emin, yani ilk başta emin değiller tabii ki. Emin değillerdi. Evet. Daha sonradan tabii bunlarla artık tabii ahbap olduk falan. Ayrı bir şey de. Peki nasıldı garip. Sayın Cumhurbaşkanı? Rahat mıydı fotoğrafları çekilirken? Çeker adamdı ya. Ben gayet güzel geçindik, iyi geçindik. Gayet o da sabırlıydı, ben de sabırlıydım. Ben bugüne kadar peki, kimseyle hiçbir sınıf çekmedim. Peki etkinin olduğunu düşünüyor musun? Kampanyanın başarılı ben, olmasında, kazanmasında. Ben dedim bir kabineden bir parça istiyorum. Senin gibi ünlü bir fotoğrafçının. Öyle ben mi dedin? Yüzde, ben ona söyledim. %5 eğer fark atacaksan %5 benden geçecek diye. Peki sonra ne oldu? Kazanınca vermedin mi? Görmedim onu hala o günden beri. Hala o günden beri görmedin. Ofisine gideceğim. Bakanlık istiyorum diyeceğim. Neyse görevi bitmek üzere seneye yine Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Bir daha seni çağırırlarsa sen de dersin ki kabinede yer almadım ben de çekimleri yapmıyorum. İki sandalye dersin. İstiyorum bu defa. Peki biliyoruz Kıbrıs'ta değişik zamanlarda Kıbrıs'a gelip fotoğraf yarışmalarında da jüri üyeliği yapıyorsun. Evet. Hatta sanırım... Kıramıyorum insanları. Evet, sanırım ilk yaptığın jüri üyeliği de babam adına düzenlediğim birinci Özkan Özatay fotoğraf yarışmasıydı. Tek bir cümle söylemek istiyorum sana onunla ilgili. Seni aradığım zaman ve teklif ettiğim zaman jüri üyesi olur mu diye bana cevap yerine bir soru yöneltmiştin. Demiştin ki sen ne yaptığının, nasıl bir işe giriştiğinin farkında mısın diye. Çok tuhafıma gitmişti sorun. Ama çok emin bir şekilde size şey cevabı vermiştim. Evet biliyorum ne yaptığımı. Siz de onun üzerine hiç düşünmeden bana demiştiniz ki peki kabul ediyorum diye. Ve o söz bende çok büyük bir etki yapmıştı. Demiştim ki, çünkü bana başka inanmayan insanlar da vardı. Demiştim ki babamın adını yaşatmak ve bana bu inanmayanlara göstermek için çok başarılı olacağım ve gerçekten de 6 yıldır şu an ülkemizde sadece Kuzey değil, bütün şey Kıbrıs'ta evet. Fotoğraf ve fotoğrafçı bazında en çok katılımlı yarışma Özkan Özatay fotoğraf yarışması. Çok güzel bir şey. Ondan sonra kesinlikle. Siz, bu sizin ilk jüri üyeliğinizdi Kıbrıs'ta. Sonraları birçok yarışmada jüri üyeliği yaptınız. Hatta son 2 yıldır Turkcell'in fotoğraf yarışmasında evet. Jüri başkanlığı yapıyorsunuz. Tabii ki bu yarışmalara katılan fotoğrafçılar amatör fotoğrafçılar genelde. Siz bu anlamda nasıl bakıyorsunuz Kıbrıs'taki fotoğrafçılığa? Gelişiyor esas. Ben Türkiye'den Kıbrıs'a ilk geldiğim yıllarda esas piyasada çalışan birkaç tane profesyonel vardı. Ve gayet güzel fotoğrafları vardı. Artık o arkadaşları görmüyorum ben. Üzülüyorum çok fazla görmediğim için ama çok yeni nesil böyle yeni şeyler çekmeye başlıyor. İyi gözlü evet. olan insanlar var. Kendilerini geliştirmeleri lazım ve fotoğraf kulüpleri de arttı burada. Evet, görüyorum. Dernekler bayağı evet. bir çoğaldı. Bence artık yani insanlar telefonlarıyla bile çekim yapabiliyorlar. Önemli olan diyorum her zaman gözdür yani. O gözünle çek yani sadece ile süper bir kameram olsun diye değil. Ancak herkesin de mutlaka öyle bir kreatif tarafı var ve seviyorlar fotoğrafı. Yani, evet, Kıbrıslılar fotoğrafı seviyor gerçekten. Ben de onu fark ediyorum. Ve ben de bakıyorum mesela insanların fotoğraflarına baya hızlı hızlı ilerliyorlar. Ama tabii ki biraz da düşünce koymaları lazım işin içine çekerken. Evet. Peki sizin gelecekle ilgili, mesleğinizle ilgili neler planlıyorsunuz? Değişiklikler var mı? Yani yakın gelecekte vallahi değişiklikler planlıyor musunuz? Hayatımda öyle bir noktaya geldim. Özel olarak söylemem gerekiyorsa. Şu anda Türkiye'yi noktalamak istiyorum. Öyle mi? Türkiye evet. sevdası bitiyor mu? Evet, benim için bitiyor. 25 sene oldu artık. Birkaç sene var zaten. Sıkılmıştım oradan. Şimdi başka bir yerlere gitmek istiyorum. Yine Kıbrıs mutlaka bir ayağım burada olur her zaman. Ama bakıyorum hayatımda başka şeylerde yaşamak istiyorum dediğim gibi. Bakacağız yani. Hem yine de bir film çekmek istiyorum ama ona yine de acele etmiyorum. Yani bunu film. Bir aşkla yapmak istiyorum yani. Evet, bir aşkla, güzel bir tutkuyla. Peki kesinlikle. Kıbrıs'taki fotoğraf tutkunlarına iletmek istediğiniz mesajlar var mı? Bol bol çekim yapacaklar. Başka çareleri yok. Başka çare yok tabii diyorsunuz. Ama en iyi eğitim, bol bol fotoğraf çekmek. En büyük problem nedir burada? Tabii ki çekip bir saniye bakıp tamam oldu bitti kapatıp gidiyorlar. Bence mümkün olduğu kadar eğer bir manuel anlamda kameralar kullanıp gerçek fotoğraf öğrenmek istiyorlarsa öyle yapsınlar. Bol bol fotoğraf çeksinler. Tabii ki. Evet. Evet sevgili Hasan Hüseyin, programımızın sonuna geldik. Programıma katıldığın için
ve bu samimi ve candan sohbet için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gerçekten güzel oldu. Seni burada görmek güzel. Ve gerçekten çok güzel bir şey yaptığına inanıyorum ve bence gayet heyecanlı. Herkes seni bol bol izlemesi lazım. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Evet sevgili fotoğraf tutkunları izleyicileri, bir sonraki programda tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalınız.